Herkese günaydın arkadaşlar. Evet, annemlerin evinden bir açılış yapıyorum. Ne oldu? Çok huysuz bir oğlum var bugün. Hasta mıdır nedir anlayamadım. Sabahtır böyle bir huysuz, böyle bir ağlamalar, bicirlamalar. Sabah saat 8'de kalktım. Çocukları güzel giydirdim. Zaten dün akşam annemlerde yattım, görmüştünüz. Yine buradayım. Niye hep annenlerde yatıyorsunuz diye soranlar olabilir belki veya düşünenler olabilir. Bizim evimizde televizyon yok yani, çok canımız sıkılıyor. Onun için birkaç gündür buradayız. Ama dün evime gitmiştim, şöyle bir hani toparlayayım edeyim tekrardan diye, çünkü çamaşırlar falan vardı. Ben buraya gelmeden önce çamaşırlar vardı yani. Onları falan hallettim. Şöyle bir etraf falan toparladım derken yine akşam geldim buraya gündüzden. Yani gündüzden gittim, akşam tekrardan yine buraya geldim. Böyle. Dün hastanede randevum vardı. Onu da gittim. Ama onun açıklama videosunu geldikten sonra dün çekmiştim. Büyük ihtimalle bu videodan sonra veya birkaç gün sonra koyarım. Öyle yani. Şimdi ne yapacağız? Kahvaltı hazırlayalım. Şöyle bir hemen kahvaltı yapacağız. Ondan sonra yağlama yapacağız bugün. Dünkü videomda söylemiştim. Kayseri yağlaması yapacağız. Ve Özge gelirken mezgit alacakmış 1,5-2 kilo. Büyük ihtimalle onu yine ben temizlerim herhalde. Çünkü Özge balık temizleyemiyor. Anca yemesini seviyor, pis. Her neyse, şaka bir yana. Özge gelecek. Dedik hani Kayseri yağlaması yaparız dedik. İşte Özge bir de balık yemek istiyormuş. Balık da böyle hani çok kişi olunca yapıp yenilen bir şey. Güzel oluyor çoklukta. Tekrardan bir balık yaparız dedik. Güzel bir de böyle yeşillik salata yaparız. Öyle, çocuklar şimdi camide. Babam onları sabah camiye götürdü. Annem de şimdi camide işten geldi. Gelmek üzeredir. Annem cumartesi günleri de gidiyor çünkü Globus'a. Efendim oğlum. O da şimdi geldi, gelmek üzeredir. Gelsin. Şimdi o gelmeden ben bir kahvaltı hazırlayayım. Dediğim gibi o geldikten sonra yağlamanın yufkasının hamurunu yapacağız. Yufkalarımızı tavada pişireceğiz. Zaten sizlere de gösteririm. Öyle yani. Bugünlük böyle. Özge'den illa şey tarif isteyen çok kişi vardı. Özge'nin o tuzlu kurabiyesi çok meşhurdu. Çok güzel oluyor. Çok da güzel tutuyor. Geldiği zaman onu tuzlu kurabiyesini de yaptıracağım sizler için. Öyle yani. Şimdilik böyle. İlerleyen dakikalarda neler yapacağız birlikte göreceğiz. Tamam, kapat bakayım onu. Evet, şimdi hamur makinemizi ilk bir deniyoruz. Fiş takmamışsın ki anacığım. Takacağım, takacağım burada. Alışkınım böyle. Allah'ım. Bakın bu kreme veya şey hamur, kek çırpmak için. Bu da yine böyle katı işte kurabiye hamur yapmak için. Şimdi biz şey yaptık. Direkt hamur çırpma aletini taktık. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nereden, buradan koyacağız? Ha. Yani bunu takmak zorunda değilsin. Bunu çıkartıp da oradan da koyabilirsin veya komple açıp da yapabilirsin. Bu şey, bu daha çok böyle kremalı şeyler çıkması, dışarı dökülmesin diye. Anladın mı? Onu hani hamur yaparken koymana gerek yok. Tamam. Ama ben hamuru eleyeceğim. Ele yavrum sen hamurunu. Bakın şöyle bir deneyelim dedik makineyi. Bugün yağlama yapacağız çünkü. Kayseri yağlaması. Kayseri yağlamasını bir de bizden görün. Bu ara bir meşhur oldu zaten, herkes yapar oldu. Evet, biz çok öncelerden yapıyoruz. Öyle onu dökülür o. Öyle dökülür anacığım. Ne dökülür? Dur o kutu. Şimdi unu yedirsin, hızlandırırız. Şu an en düşük derecede ve kaç? 6 derecesi var anne. Biraz daha hızlandırayım mı? İyi öyle, bak mikser gibi çok sesi de yok. Bir şey söyleyeyim. Şundan yapmaya karar verdik. Çünkü zannedersem ilk önce bununla bir olması lazım.
Ondan sonra hamur tamamen koyulaştıktan sonra diğer alet yapılacak. Arkadaşlar hava çok böyle kasvetli bir hava var. O yüzden evin içi çok karanlık. Vallahi ışıktan dolayı lütfen ışığın kusuruna bakmayın. Yok o tarafta hiç göremiyorum. Dur bakayım. Yani idare eder. Şey yapalım. Az sonra bakkala gideceğiz ya. Dönüşte benim ışığımı alayım bari. E ne yapayım? Ne? Yok ışığı alırız evden o yüzden dedim. Bugün yağlama falan yaparken de bu ışık böyle devam edecek. Aynen bak bundan daha iyi oldu. Ay dur şimdi açık altını kısalım dur. Şimdi un koyuyorsun ya. Etrafı sıçratmaya başladı. Çok güzel yoruldu. Lokum değil mi? Aynen cıvık cıvık. Vallahi güzel lokum yiyorlar hakikaten. Evet. Puzzle'larımızı yapmaya başladık. Puzzle'ydı değil mi Göz? Pezü. Şaka demiyor puzzle. Allah seni niye sen benden dalga geçiyorsun? Ben de beze diyorum bunlara bak. Beze de mi deniyordu? Ne deniyordu? Beze. Yoksa şu beyaz köpüklen mi deniyordu? Neyse her neyse işte arkadaşlar. Ha böyle küçük küçük top yapmaya başladık. En güzel dil bu. Aynen öyle. Artık kelimelerimizi güzel seçmeye çalışıyoruz. Bence de çok güzel. Küçük küçük minik minik hamurcuklar yapıyoruz. Şöyle. Hamurumuzu bezelere ayırdık. Selamünaleyküm. Sevgili kızımın sevgili takipçileri, hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Az önce Özlem şey yükledi. Geçen 2 gün önce çektiğimiz videoyu yükledi de arkadaşım bir şey sormuş. Annem ciddi ciddi ne iş yapıyordu? Telefonda bayağı ciddi durmuş. Kendimi gördüğümde ben de çok şaşırdım. O nasıl yani, bakışmış kız öyle nasıl diyor. Öyle. Vallahi onu kendim beğenmedim derken şeydim. Ben Özlem'in bize o an çektiğini hiç fark edemedim. O anda da dedim ya programımız var. Programı hakkında arkadaşlarla mesajlar çekiyorduk birbirimize. Birbirimize yapmamız gereken, bildirmemiz gereken şeylerimiz vardı yani konuşmalarımız. Ciddi ciddi oturdum da onları göndermeye çalışıyordum bölgelerde. Bunu Ankara'dan Fatma abla yazdı. HGS, HSG öyle bir şey, HAGA öyle bir şey. Değişik şeysi var. Öyle ismi. Yani onun içinden kusura bakmayın orada bayağı ciddi oturmuşum böyle bir ben iş yaparken ciddiyimdir gayet gerçekten. Evet çok, çok kötü ciddi bakar. Olurum böyle mesela alışveriş yaparken de öyleyimdir. Böyle hiç suratımda gülmez fazla böyle. Suratsız Fatma. Değişik olurum yani. Orada da ay dedim Özlem o surat mı öyle çok kötü olmuşum falan dedim az önce. Ben de olsun. Neyse kusura bakmayın o suratım için öyle bir yapılmış kasti bir şey. Ben Özlem'in çektiğini fark etmedim bile. O da onu açmış, ben onu açtığını fark etmedim. Neyse kusura bakmayın. Ben de senin o kadar kötü baktığını editleyince gördüm ama silmek istemedim orayı. Olsun önemli değil. Evet biz şimdi bugün kaç günden beri Özlem'le yapmak istedik. Kayseri yağlama. Kayseri yağlamasıydı. Görüyoruz herkes yapıyor. Nermin yapıyor. Master Chef'ler yapıyor. Bir ara çok yapıyordum. Ben yaptıydım yani ama çocuklar dediğim gibi bu şey böyle hemen yapılıp gitmesi lazım bir şey. Fazla bekletilmiyor. Ha kıyma olarak, ekmek olarak bekletilir de. Onun içinden de böyle çocuklar geldiğinde genelde küçük çocukların da yiyebileceği bir şey olmadığı için ben uzun zamandan beri yapmamıştım. Evet. İnsana bu ara yapınca benim de öyle bir ilgimi çekti. Özlem'e dedim çıkan hafta yapalım diye ama çıkan hafta bir türlü zamanımız olmadı benim yoğunluğumdan dolayı tekrar. Aynen ben de hastaydım zaten. Evet Özlem de rahatsızdı. Ben de hala bakın sesim hala düzelmedi. Ben de şey değilim. Bugün yapalım dedik. Özge de gelecek bugün inşallah damatla beraber. Bugün bir yapalım dedik. Yine yoğunum aslında da az sonra yine tekrar bebek kurağına gideceğim. Gitmeden dedim şu bezelerimi, hamurumu halledeyim. Kıymasını da Özlem halleder inşallah. Evet böyle bezelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kıyma almayacağım mı sen önce? Gideceğim ya kıymayı alacağım. Ha, Özlem halleder deyince ben de bakkala yok, gittim. Pişirmesini halleder dedim. Hı hı. Ben alacağım ya. Şey var mı kırmızı biberin falan içine kırmızı biber, yeşil biber giriyor. Kapya giriyor. Kapya değil de şey var uzun var ya o ne?
Tamam işte o kapya. Kapya mı? Hı, uzun kırmızı biber. Ha, ondan var. Şey darabilirim, o dormalı kırmızılar var ya. Nereden? Ona gerek yok. Kapya giriyor, kapya. Şey domates. Var, domates sosumuz var. Domates sosu. Domates sosu kullanalım o zaman. Gerek yok. Domates sosu tamam. Kullanalım. O daha güzel olur. Hı-hı. Daha akıcı olur yani. Domates bol soğanlı yaparım ben onu. İki tane domates kalmış. Ondan kötü almam. Domates kullanmam. Ben de almam. Yani domates kullanmıyorum bu mevsimlerde böyle. Neyse böyle işte arkadaşlar, daha fazla şeyimiz uzatmayalım da bugün gün uzun çünkü. Çekecek başka şeylerimiz de var. 16, 20 tane falan yapayım değil mi? İkişer falan yeriz. Daha hepsini yapacağım aslında da. Bence hepsini yapalım ama herkesin tabağını ayrı yaparız. Şimdi şey çok cıvık bir hamur, o yüzden böyle hemen açıp pişmesi lazım. Tamam. Açıp hızlı pişmesi lazım. Sarkı çünkü aç. Çok yavaş şey. Ha, tamam. Ben neyse de... sen gelir, ben bunları halledeyim, gerisine devam yaparız. Aynen öyle. Şu kalsın şimdi. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousand, go on pizza. There's a strong belonging. Evet, annem çocukları camiden aldı, geldi. Tabi cami gitmeden önce de Türk marketine uğramıştı. Kasap reyonuna 2 kilo et, şey kıyma almış bu şekilde. Bakın, 1 kilodan fazlasını tavaya attık. Etten çekiştirmiş, normal yağlı kıyma almamış. Kilosu 5.49 yani 5.50. 2 kilo almış 11 euro. Yani 2 kilo kıyma ortalama 65-70 TL'ye falan gelmiş olmuş. Bunu da böyle bu şekilde söyleyeyim. Çünkü hep soruyorsunuz, Özlem hiç fiyatlarını söylemiyorsun diye. Tabi bunu şimdi böyle bu şekilde karşılaştırma yapmamak lazım. Anam et nerede? Burada. Oraya mı koydun? Tam neyse, bir tane şöyle şey almış çocuklara, akşamları patlak yaparız, mısır yaparız diye. Daha sonra... Aslında yoğurt yapacaktım da olmadı bu ara. Anne, evet, yoğurdumuz normalde bir saniye bizim. Yoğurdumuz normalde kendimiz mayalıyoruz ama bu sefer böyle hazır yoğurt almış. Daha sonra çocuklara hafta sonu işte hani böyle bazen geldiklerinde her şeyi yemiyorlar diye şöyle nugget almış onların sevdiklerinden. Ve kemikli et almış. Kemikli etin kilosu da arkadaşlar 4.49 yani 5.50. 2 kiloya yakın almış neredeyse. 9 euroya yakın para vermiş. Bu da işte yaklaşık 60 TL falan oluyor. Kemikli et 2 kilo. Bakın valla kemikten çok eti oluyor. Çok güzel oluyor bu. Annem bunu kaynatıp suyunu kullanıyor yemeklerde. Tabii kendisini de yiyorsun canım, işte suyunu hani işte suyunu içiyorlar direkt, onu demek şey istedim. Kemiği sadece ayrı kaynatıyor, bu kemik değil. He, sen karıştırdın onu. Ha, sen bunu normal kemikle tutun artık. Normal kemikle, tamam. Senin dediğin sadece kemik. Tamam neyse be, ama kemik kaynatıyorum. Neyse ne işte diyor. Yemek için sadece kemik. Yani onun fiyatı da bu arkadaşlar. Şimdi 1 kilodan fazla kıymamızı koyduk. Bunun güzel suyunu çektirip büyük bir tavaya alacağız. İçine kapya biberini, soğanını, domates sosunu koyacağız. O aşamaları zaten sizlere tekrardan çekip gösteririm.
böyle müzik şeklinde gördüğünüz salatamı güzel hazırladım. Buna kırmızı soğan ekleyeceğim 2 tane ama soğanı hemen şimdi doğramayacağım ki ev böyle soğan kokmasın. Kıymayı iyice böyle suyunu çektirdik. Bu şekilde hazır hale getirdik. Şimdi bunun diğer şeylerini, malzemeleri katıklayacağız. Onu göstereceğim. Bir de bakın pamuk gibi oldular. Çok güzel oldular. Annem açtı, ben pişirdim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok az bir şey dedi ki çorba da yapalım. Çorba da olsun. Aynen. Annem şöyle karışık yapalım dedi. Daha doyurucu olsun. Şöyle soğan, bir tane soğan, bir tane havucu doğradı. Bunu güzel. Aynen, patates de yapacağız güzel. Herkesin mercimek yapma şekli farklı oluyor. Biz genelde böyle kavurarak yapıyoruz. Ya her zaman yaptığım şey değil de böyle arada yapıyoruz. Ha, aynen öyle. Ya, tamam, ben de bazen çok acele olunca hemen çiğden atıyorum hepsini. Ama şimdi biz bunu blenderden geçirmeyeceğiz. Ezogenin çorbası gibi yapmayı düşünüyoruz. Bir tek bulgur atmayacağız. Normalde ezogene bulgur da giriyor ama biz bulgur atmayacağız. Böyle mutfaklarını da güzel toparladım. Şimdi bir kere bir evi süpürmem lazım ama onu en son yapacağım. Özgeler de birazdan çıkmak üzereymişler. Özge de bugün bize güzel tatlı yapmış. Onu da geldiği zaman çekelim. Şöyle tereyağını da, tereyağımızı da. Ha, Kerigold. Sen bu Kerigold değil bu. Kerigold değil işte. Ben de bunu bir saat değişik olarak aldım. Ha, tamam. Olsun. Nasıl hangi maddeymiş? Ne fark eder ki? İşte tereyağı, tereyağı işte. Tereyağımızı çıkarttık. Sizlere yani o sözü verdim. Özge gelince tuzlu kurabiye yaptıracağım sözünü verdim. Hala sözümün arkasındayım. İnşallah Özge kapıdan girer girmez yemek yapmadan tuzlu kurabiyeyi fırlatacağız ki bizim de akşam yemekten sonra çayımıza hazır olsun kurabiyeler. Annem de çok seviyor, babam da seviyor. Biz tuzluyu daha çok seviyoruz değil mi annem? Ben tuzluyu daha çok seviyorum. Tuzlu kurabiye aynen. Hmm. Özge tatlıyı çok yapmayı seviyor ama biz onun tuzlu kurabiyesini daha çok seviyoruz. Dolaptan salçamızı alsana. Tamam. Vallahi kendime azıcık yoğurt koydum. Yoğurt yiyeceğim, acıktım. Öyle sabah çok böyle doyurucu bir kahvaltı yapmamıştık. Anda bunu da geçiştirmiştik. Çok salça atmayacağım anne, çok az bir şey. Yok yok, atmanı gereken salçam var salça. Ben ama hiç. Olsun yine azıcık. Çok yani böyle minnacık bir şey yapıyorum mercimek çorbasına. Ben mercimek hatta direkt kendisini daha çok seviyorum. Arkadaşlar ben sebze çorba yaptığım zaman, sebze çorbası yaptığım zaman da tavanın içine havucunu falan böyle bir öldürürüm yani. Havucunu, karnabahar olsun, brokoli olsun, patates olsun hepsini böyle bir öldürürüm yani. Hani böyle suyun içine atmam sebzeyi de. Bunu da böyle kavuruyoruz. Patatesini bak havucunu güzel kavurdum. Şimdi mercimeğini atıyoruz azıcık kirişle. Ezimin dediği gibi aslında bu şey gibi oldu. Ezogenin gibi oldu ama ona bulgur da giriyor biliyorsunuz. Ben bulgur atmak istemedim. Biraz böyle bir azıcık. Şimdi buna kaynar suyunu koyup güzel. Aynen. Kaynar. Değişik bir çorba oluyor. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Şöyle biraz bunu şey blenderdan geçirmeden yiyoruz. Çok hayır, evet. Ben de şöyle yoğurdumu alayım. Her şey biraz geçirmek, bazen bir şeyleri kütür kütür alıp da tadını almak da gerekiyor. Aynen öyle, gerçekten öyle daha lezzetli oluyor. Evet. Oturdum şuraya köşeme, yoğurdumu yiyeyim azıcık. Soğan doğradım. Bir tane bayan büyüktü bir kapı biber. Bir yandan da kuzenim Elif'i seyrediyorum. Anca vakit buldum onu izlemeye. Şöyle sıvı yağımı da dökeyim. Işıktan kaynaklı yani. Bayağı bir sıvı yağ dökeceğim çünkü çok şey var. Şimdi yanları da çok taktı güzel arkadaşlar. Oldu Elif'in bu tutacaklara ya. Ne deniyor Emre? Az önce aklıma gelmedi. Kop. Lenso. Deniyormuş. Ben de kop diyorum. Yani. Neyse şimdi bunu böyle güzel. Bakın. Bunu güzel soteleyip gerçekten üzerine kıymasını, salçasını, yani domates sosunu falan ekleyeceğiz. Aa, fon yaptır, fon yaptır diyorlar. Güzel. Böyle bayağı bir sotelendi. Çok fazla koyma, hani çok koyma. Hayır, hayır. Pulu gelmemesi lazım.
Tamam, domates salça koyalım biraz. Koy koy, salça koy. Asıl salça olmuyor. Tamam, salça koyalım biraz. Ama bu tava bunu almaz. Hazır olur. Valla almaz. Bu benim hepsini boyacak değil mi? Biraz boyacağız. Ne diyeyim be? Tabii ki. Şu domates salçası. Biber salçası. Biber salçasını ben sevmiyorum. Zaten yemeğin de tadını bozuyor. Yani o biraz böyle şey meselesi. Damak zevki meselesi. Ama ben giyeyim o zaman, tamam. Hadi giy. Bu hanım ablam Kur'an'a gidecekmiş. Sağdan sonra canım denem adam. Evet. Bakın. Böyle hafif sulu. İçine güzel baharatlarını attık. Tuz, karabiber, çok az bir şey, kimyon, pul biber. Öyle bir iki bir şey daha attı annem. Böyle. Baz bak bak baz diyor. Bak bakayım tuzuna. Tuzunu ben atladım, az atladım, belki az olabilir. Sosta belki tuz vardır diye. İyi mi? Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle bir tık fokurdasın. Ondan sonra altını kapatacağım. Sonra tekrar yiyeceğimiz zaman tekrardan başlayacağım. Altını şey yapmaya. Açıp tekrardan kaynatmaya. Ondan sonra yapılış şeklinde zaten sizlere tekrardan çekeriz. Bak, size şey tabii ki olmazsa olmaz nedir? Maydanoz. Şöyle ince ince tam bir koca demet bağ maydanoz yıkadım. Güzel. Şimdi bununla böyle yedirelim. Ondan sonra artık bunu böyle dinlenmeye bırakacağım. Evet, bakın kim geldi. Özge bol bol çık dediler de. Gerçekten mi? Özlediniz mi beni? Evet, hepsi seni çok özlemiş. Herkes seni çok seviyor. Ben de sizi özledim. Geçenki canlı yayında Özge mutlaka bir dahakinde çok çek dediler. Ay vallahi ama. Evet. Canlarım beni. Özge günlükken... geliyor. Evet, şu an birazcık iğrense de. Evet, çok seviyorum ama hayatta ellemeyi... Kollarını sıva, kollarını sıva, önünü de önlük tak. Az Ömer bir yakamı bırak çocuğum, tövbe estağfurullah, alacaklı tamam. Gibi yapıştı yakama. Getirdin mi önünü? Ay dur, o bezi oradan alalım. Gülşen. Ömer yanacaksın çocuğum, dur. Ha, o bezi oradan alalım. Şimdi Özgün mezgit getirmişmiş. Getirdiydi yani. Ama büyük mezgitlerden mezgit dedim varmış. Bana bunu verdiler. Normalde küçük, küçük yok mu dedi. Bana yapacaksın sen adayı. Birazcık hayal kırıklığına uğramış ama evet. Neyse. Çok sağlam. Çok uygun. Onlar kafasını falan çıkartmadan temizlemişler. Ben tekrar kafasını falan kestim. Güzel tekrardan yıkadım iyice. Şimdi unluyoruz. Ay, kapı durdu bu. Olsun boşver. Cancağızım nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Güzel makyajı yapmışsın. Evet. Süslenmiş püslenmişsin. Evet süslendim. Elleri kolları dolu dolu geldi tekrar gibi. Bacım. Evet. Şimdi annem Kur'an'a gitmişti. Demin söyledi mi bilmiyorum. Annem Kur'an'dan gelene kadar biz dedik balıkları kızartalım. Tamam koy tavaya. Nasıl koyacağım? Alfa koy. Bunu alfa alfa koyacaksın tatlım. Ne? İstediğim gibi. Hayır Ömer hayır. Sıkıştırabilirsin yan yana. Koyayım mı? Nasıl yedi? İki tane daha koyabilirsin. Ya da dur. Dört tane mi kaldı şimdi orada? Tamam bunu dördürelim. Ondan sonra diğerlerini pişiririz. Böyle işte arkadaşlar balıklarımızı falan da pişirelim. Tamam onları da ondan sonra postu kızartırız. Ondan sonra da inşallah annem geldiğinde de yağlamayı çekeceğim sizlere. Onu en son yapacağız. Çünkü ay bu ne bu? Hemen sıcak sıcak gelmesi lazım. O ne öyle? Alışıyorum. Balık seviyorsun, balık el yemiyorsun. Ne kadar? Mezgit yani. Seviyorum sadece bak. Ya bu ne? Mezgit çok kocaman. Tamam olsun. Mezgit mezgit. Minik mezgit seviyorum ben. Böyle. Ben de.
geldi. Gelirken de böyle çok güzel bir tiramisu yapmış. Farklı tartta, yani farklı şeyde tiramisu yapmış ama normalde için malzemesi tiramisu değil mi? Ama farklı bir şekilde yapmak istemiş. Tamam. Tamam, şimdi ne yaptık biz? Yemekleri, memekleri yedik. Tatlı faslına geçiyoruz. Dur. İlk saçını getirdim. Dur göster. Özlem Gayil vermiyormuş. Neyi vermiyormuş Gayil? Ömer de Özge hep Özlem diyor. Özlem mi? Vallahi çok güzel, enfes geldi. Ellerine sağlık kardeş. Afiyet olsun canım balım. Dur. Evet, bakın. Çok güzel oldu. Kekini kendisi yaptı bu arada, hazır kek değil. Ay, o da kabardı. Güzel kestim görünüyor. Hadi ben. Şimdi bize afiyet olsun. Ma aile geçtik be. Ömer. Benim bu da çıkıyor. Asistan. Enişte ne yapacak oğlum? Biraz kesmişken akşam benim de kesme. Kızım o kadar sıvı sıkıntı bastırıyor başta. Bana da bastırıyor. Ben hep kestiriyorum ya aslında arka uzun şey. Uçlarımdan. Hep bu kesiyor benimkini de. Bayağı da kız saç olmuş bende. İstersen önce üstünü yapalım. Sen aynen öyle yapabiliriz. Serhat. Ne demişler? Komşu da pişer, bize de düşer. Şimdi Pakistanlı komşularımıza da şu şekilde dürüm olarak hazırlayalım dedik. Böyle dürüm olarak hazırladık onlara. Öbür türlü yiyip yemeyeceklerini bilemediğim için. Neyse dedim hani şey yapmayalım. Bayağı da böyle hani arttıydı, bize fazla geldi. Daha da hala da var. Birazdan isteyen tekrar yiyebilir. Şey yapalım dedik. Dur ışık nerede? Onlara da götürelim dedik. Hazırladım. Şöyle şimdiki dakika gidip arkadaşıma vereceğim. Çocuklarıyla yesin evde. Ama Yasin bileklerin hep de güzelmiş ha. Ne güzelmiş? Bileklerindeki. Uslu dur uslu. Uslu dur. Şimdi bak kanka masa bu, ondan sonra önünü biraz düzeltelim. Hani kenarları olsun da. Pek memnun değil de hoşuna gidiyor. Aşağı bak. Popcorn falan yapalım bize değilse bunlara bakarken çay. Ben kıyafet getireyim ona. Hazırlayayım. 3 kere diliyorsun. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple. Sunum bizim işimiz arkadaşlar, biliyorsunuz. Sunum benim işim. Şöyle güzel ananas doğradım. Şöyle süs yaptım. Özge de hemen potlak potlattı. Potlak. Potlak ben bak, diyordum. Sen patlat diyordun. Tamam pat yapıyor patlak. Pot yapıyor bence. Özlem ne olmuş abi, Özlem? Abi diyebilirsin Gülşen. Neyse şimdi şöyle tekrardan içeri gidelim. Vallahi az sonra mutfağı tekrardan şöyle bir güzel. Ömer bakalım. Ne yapayım kral sen bakayım. Ne yapayım? Düşen oğlum. Sakin. Ne haber kral sakin. Abla ne yaptın biliyor musun? Kral sakin. Özlem dur. Kral sakin. Yapma korkuyor diyor. Dikkat. Dur bana bak. Az bana bak. Ömer bakayım. Bakayım enişte ne yapmış? Ne güzel yapmış. Ne istiyorsun? Neyse arkadaşlar çocuğun saçını kestik. Benim hep buramda yağ bezesi çıkıyor. Ömer'e hemen yıkadım. 2 dakika döküyorsun Ömer, döküyorsun. Bir gün önce çıktıydı evet. Döküyorsun. Özge şuna tutturup eline güzel versene onu. Çok o koca tabayı niye aldın ya? Tabayı. Neyse şöyle tekrar. İşte pastalarımızı şuraya koyduk. Özge güzel çaylarımızı da yaptı. Annem çayı demledi. Ben de koydum. Özge de çaylarımızı doldurdu şöyle. Şimdi çay faslındayız. Tatlım da var.